Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk Adnan. Amcamın yanında kim var? Tipi abilerle Şahin abi. İyi. Sana zahmet geldiğimizi söyle. İlyas amcamın odasında bekliyoruz. Abi ben de onu soracaktım. Zafer aradı da İlyas abinin çekmecelerinde özel eşyaları var dedi. Onları otele gönder. Artık orası benim odam değil demiş. Ne özel eşyası varmış amcamın? Şarj cihazı, iki tane de özel silah. İyi tamam, Alparslan aldı dersin. Saçmalama Hızır Ali. Hızır amcam el koydu dersin. Eğer almak isterse gelip kendi alacakmış. Ne karıştırıyorsun amcanın masasını? Amcam özel eşyalarını istemiş baba. Kimden istemiş? Ne demek o? Siz yanından gelmiyor musunuz? Oradan geliyoruz amca. Oturun. Anlamadım. Niye çağırmış sizi? Bizimle yollarını ayırma kararı almış. Ne yapmış, ne yapmış? Amca haklı. Çok alındı. Ben de onun yerinde olsam, ben de alınırdım. Sen onun yerinde olamazsın, o da senin yerinde olamaz. İlyas benden gizli anamla görüşmez. Devletle gizli pazarlıklara falan girmez. Gizli iş yapmaz, benden habersiz. Ama siz ikiniz fırıldağın önde gidenisiniz. O yüzden fırıldaklı işlerimi sizin gibi sahtekarlarla döndürüyorum. İlyas gibi özü, sözü, yüzü bir olan saf kardeşimle ben de iş çevirmek isterim doğrusu. Bak, sahtekar diyorum. Alınan var mı? Yok. Aslında biraz alınıyoruz baba da. Cevap vermeye çekiniyoruz diyelim. O niye çekinmiyormuş? Ben oraya takıldım. Şimdi bu otelleri falan olunca çekinmeme huyu mu başlamış yani? Amca, İlyas amcam çok haklı. Artık bunu kabul edebilir misin lütfen? Haklı olabilir yeğenim. O zaman buraya gelecek, abisinin yanında haklılığını savunacak. Böyle iki yeğenini çağırıp ben yollarımı ayırdım diye haber gönderirse ben de yolunu keserim. Şimdi ben şu işleri biraz toparlayayım. O buraya gelmiyorsa ben oraya giderim. Oteline. Baba, İlyas amcam biz bazı olaylar olduktan sonra ona haber veriyoruz diye bozuluyor ya. Ben diyorum ki hazır özel eşyalarını da istemişken acaba bunları verme bahanesiyle gitsem, yarınki operasyon planından bahsetsem belki biraz yumuşar. Neymiş lan onun özel eşyaları? Çekmecede silahları, şarj aleti varmış. İyi, Hızır Ali el koymuş değil. Biz senin el koyduğunu söyledik baba. Bir kere lan bir kere. Bir kere de elinizi taşın altına koyun. Siz kötü olun. Bak, kardeşimle arabı bozdunuz. Amca Allah'ını seversen bunu sen söyleme bari. Böyle dedi değil mi? Evet baba. Tabii. Tabii. Ben malımı bilirim. Bir kere de şaşırtsın lan beni.